Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir bilgilendirme videosuyla daha sizlerle beraberiz. Bugün sizlere kolostrumdan bahsedeceğiz. Buzağlarımız doğduğunda en önemli şeylerden bir tanesi ilk öncelikle göbek bakımını mutlaka doğar doğmaz yapmamız lazım. Çünkü buzağımız tamamen dışarıdaki etkenlere karşı savunmasız bir şekilde doğuyor. Ağız sütü normalde piyasada bulabileceğiniz en iyi antibiyotikten bile daha kaliteli. Eğer buzağımız zamanında yeteri kadar ağız sütü almazsa ilerleyen süreçte hastalıklara karşı çok duyarlı olur ve devamlı hastalanır. Öksürük, ishal ve benzeri sıkıntılarımız olur. Bunun için de doğar doğmaz ilk yarım saatte mümkün olduğunca hani bir ağız sütünü vermemiz gerekiyor. Eğer bazen burada isteksiz olduğu durumlar oluyor. Hani kısa süreliklerle az az da olsa içirmeye çalışmamız gerekiyor. Bunun temel sebebi neden ilk zamanlarda bu kadar ağız sütü önemli? Çünkü yaratılış gereğiyle buzağı ilk zamanlarda içmiş olduğu ağız sütünün örnek veriyorum 1 litre içtiyse bunun %90'ından faydalanırken her geçen süre siz ne kadar çok verseniz de artık bu faydalanma %40'lara 50'lere kadar düşüyor. Ve annede de aynı şekilde ilk doğumdaki üretmiş olduğu immünoglobulin miktarıyla her geçen gün saatteki miktarı azalmakta. Bir de burada önemli olan şeylerden bir tanesi şu. İçirmiş olduğumuz ağız sütün kalitesi gerçekten ne kadar kaliteli? Bu da önemli. Şimdi burada Metin arkadaşımızla beraber ağız sütünün şu anda buzağımız yarım saat önce doğum yaptı, doğdu, dünyaya geldi. Ağız sütünün kalitesine bakacağız. Elimizde rafraktometre dediğimiz bir cihazımız var. Burada ağız sütünün kalitesini ölçeceğiz. İsterseniz şimdi hep beraber onu ölçelim. Işığa doğru tutarak bakalım. Şu an 24 seviyesinde. 24 seviyesinde. Aynı görüntüyü şu anda sizlerin. Evet, 24-25'e doğru yaklaşıyor. Buradaki değerlerden bahsetmek gerekiyorsa minimum bu değerin 20 olması gerekiyor. Kaliteli bir ağız sütü rafraktometre ile ölçtüğümüzde 1x değeri diyoruz. Bu 1x değerinin 22 ve üzerinde olması gerekiyor. Genellikle 3-4 doğum yapmış ineklerimizin ağız sütleri ilk doğum yapan düvelere göre daha kalitelidir. Onun için biz her zaman üreticilerimize şunu tavsiye ediyoruz. Bazen biliyorsunuz doğumdan sonra anneden ağız sütü gelmeyebiliyor ya da kanlı gelebiliyor. Bu tarz durumlara karşı tedbirli olmak adına eğer sağlıklı bir ağız sütü elde etmiş olduğumuz kalitesi yüksek olan bir ağız sütümüz varsa bunu ne yapıyoruz? Buzağımız içtikten sonra geri kalan kısmını kendimiz tüketmiyoruz. Altını çizelim. Onu sağıyoruz. Buzdolabı poşetlerine sağıp derin dondurucuya atıyoruz. Burada yaklaşık 1 yıla kadar bunları muhafaza edebiliriz. Daha sonra ihtiyacımız olduğu durumda bu sütü ısıtıp tabii direkt ateşte doğrudan ısıtmıyoruz. Tencerenin içine bir tencere daha koyuyoruz. Araya su dolduruyoruz. Daha sonra ağız sütünü hafif kısık ateşte ısıtıp buzağımıza 38 dereceye geldiğinde içiriyoruz. Eğer 22 değerinin altındaysa ağız sütünde 1x değeri bu kalitesizdir. Bu da buzağımızın ilerleyen süreçte hastalıkları açık olduğu anlamına gelir. Onun için bu noktaya çok dikkat edelim. Rafraktometrenin güncel fiyatından bahsetmek gerekiyorsa şu anda piyasa değeri 250-300 liradan başlayan ve yukarıya kadar çıkan farklı markalarda farklı fiyatlara var. Orta ölçekli işletmelerimiz kendileri de temin edebilirler. Tireli üreticilerimiz için şunu diyebiliriz. İlçe tarımdan talep etmeleri halinde yardımcı oluruz. Teşekkür ederiz. Bir başka bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.